Anet 2, yarat bebeğin maceraları. Böyle Anet böyle maceralar atılıyor. Selamlar sevgili geekler. Sonunda vizyondaki bir filme yetişmeyi başardık. Her ne kadar film biraz daha önce yurt dışında gösterime girmiş olsa da Türkiye'ye yeni geldi. Fakat biz de Türkiye'de yaşadığımız için yeni girmiş sayalım. Bence bu konuda bir anlaşalım. Filmimizin ismi Yarat Bebek. Bugün ondan bahsedeceğiz. Bu Yarat Bebeği bilenler bilir. Evet. Ömercan Güldan'ın Yarat Bebeği. Film aslında Yarat Bebek değil tabii. Anet. Anet Bebek. Anet Bebek. O da bir yarat. Kısaca biraz filmin konusundan bahseder misin öncelikle? Şimdi Anet biraz enteresan bir film. Aslında başta filmimiz müzikal bir aşk hikayesi gibi başlıyor. Biri komedyen, biri operacı, bir çiftimizi konu alıyor ve bunların tutkulu aşkını görüyoruz. Ama ilerleyen dakikalarda, spoiler da vermeden anlatayım birazcık buraları, biraz daha karanlık bir atmosfere bürünüyor. Filmin adını veren Anet dahil oluyor, bebeğimiz dahil oluyor. O bebeğin dahil olmasıyla beraber İşler biraz sarpa sarıyor, alt üst oluyor ve bir yandan karanlıklaşıyor böyle, evet, her şey. Evet ve hani aşk hikayesini de yitirip farklı yerlere doğru yelken açıyor diyelim kısaca. Güzel, bence harika bir özet oldu. Yani evet. Zaten filminde hani az çok her şeyini, yani çok fazla spoilerlık bir şey de yokmuş gibi hissediyorum. Bence bir iki böyle de. Nokta dışında. Ki onu da sanki böyle hani başından itibaren 10-15 dakikada az çok anlıyormuşsun, evet, gibi neler olacağını. Bu film çok şey, hikayesi sanki çok eski bir hikayeymiş gibi geliyor. Yani sanki böyle 300 yıl önce yazılmış bir tiyatro metninin öyküsünün uyarlanması buna gibi. Buna geleceğim aslında. Spoilerlı kısımda gelsem tamam, daha iyi olur diye düşünüyorum. Ondan önce şöyle bir şey sorayım sana. Müzikal filmleri sever misin izlemeyi? Müzikal filmlerle aramda değişik bir ilişki var. Buna böyle severim ya da sevmem diye cevaplayamadım. Bazılarını çok seviyorum. Çoğunu da sevmiyorum. Yani biraz... Bana hep şey gibi geliyor. Bu müzikal filmler, Anette de aynısı oldu. Sahnede olsalar daha iyi olurlar gibi kesinlikle hissediyorum. Bunu izlerken de öyle hissettim. Çünkü o müzikal işin içine girince biraz ister istemez gerçekçilikten, evet, çıktığını fark ediyorsun. Ben mesela Hint filmlerini çok severim. Hı-hı. Onların da müzikli kısımları var. Aslında hani Hint filmlerini bu kadar seven bir insan müzikali de sevmesini bekliyor insan. Ama asla müzikalleri o kadar sevmiyorum. Çünkü Hint filminde biraz böyle hani her şey gerçekçi. Sadece belirli bir noktada insanlar, evet, Dans ediyorlar, müzik yapıyorlar. Onu da biraz ben kafamda sanırım kültürel bir aktivite olduğu için bağdaştırabiliyorum. Yani biraz daha şöyle geliyor bana o. Gerçek hayatımızda bir Silent Wave falanlar var ya, evet, ya da flash moblar oluyordu. Bunlar tabii ki önceden planlanmış şeyler. Ama benim ya da senin bildiğin şeyler değil. Şu an çıkıp bir AVM'ye gittiğimizde böyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Ben o Hint filmlerinde biraz öyle düşünüyordum açıkçası. O yüzden bende o çok gerçekçiliği bozmayan bir şey anladım oldu. Ben de mesela Hint filmlerine hiç aşina değilim. Dancer in the Dark diye bir film vardı mesela. Onun müzikali kullanma şekli de böyle çok gerçekçi bir yerdendi. Böyle bu Anet gibi değildi ya da klasik böyle o şölenli Hollywood müzikalleri gibi de değildi hiç. Öyle olunca seviyorum yani. Şeyleri de seviyorsundur diye tahmin ediyorum. Böyle grupların filmleri oluyor ya bazen. Evet. Türkiye'de de bir tanesi vardı. Red yapmıştı. Fransız uykusu, evet, diye. Evet, aynen. Hani albüm lansmanı gibi. En sevdiğim gibi şey. O zaman bu şeyin, Anet'in sence müzikal türünde, müzikal film türünde ayırıcı özelliği ne oldu senin için? Sparks grubu yapmış müziklerini. Ben o gruba hiç aşina değilim ve bundan utanmıyorum. Yani pek benim tarzım değil. Fakat mesela kötü de bulmadım ama biraz enteresan buldum. Çünkü müzikler şey değildi. Dolu dolu bir şeyler anlatan şarkılar yoktu. Tek bir cümleyi tekrarlayan, sahnedeki çok küçük bir olayı alıp o küçük olayın üzerine giden, bunu aslında iyi yapan, böyle ritim açısından, sözle müziğin uyumu açısından çok güzel yapan ama sözlerin eksikliğinden dolayı bana bir doluluk veremeyen şarkılardı. O yüzden bilmiyorum. Normal zamanda böyle müzikal bir film izlediğimde ben ya da işte bir dizinin bir bölümüne mesela bazen yapıyorlar. Diyalogları şarkıyla verir ya. Evet, aynen. Burada işte gene öyle bir durum var gibiydi. Ama normalde şöyle bir şey oluyor.
diyaloğu söylediği için daha çok kafiyeye falan dikkat etmeyebiliyor. Çünkü o ritmi işte şeyle sağlıyor. Çaldığı müzik aletiyle sağlıyor. Ya da zaten ritim vermesi için davulu var, işte baterisi var, şusu var, busu var. Bunlarla sağlarken Anette biraz daha sözlerle de sağlamışlar. Benim orası hoşuma gitti açıkçası. Şimdi senin az önce söylediğin yere geleceğim birazcık. Onun öyle olma sebebi bence az önce senin söylediğin gibi sanki 300 yıl önce yazılmış bir metni okuyormuş gibiler. Bana bu hikaye böyle işte Anette'in kısımlarından itibaren kurşun askeri, ondan öncesinde de Romeo ve Juliet'i çok hatırlattı. Çünkü filmin ilk şarkısı, yani başladığında ilk şarkısı mı ilk diyaloğu mu diyeyim artık bilmiyorum, emin değilim ondan. İşte aşk her şeyin üstünden gelir diye başlıyordu ve Romeo ve Juliet'in çok böyle ünlü aşk her şeyin üstünden gelir ile başlayan bir kısmı var. Dedim ki acaba bu Romeo ve Juliet'in modern zaman uyarlaması gibi bir şey mi çıkacak? İsmi tabii ki çok farklı, hiçbir şekilde böyle bir şey de yazmıyor bir yerde. Daha sonra film ilerledikçe şunu fark ettim. Bu opera da oynanan, işte Kurşun Asker'in de aynı şekilde operası var. Aslında şey Romeo Juliet opera değil ama Shakespeare çok fazla tabii ki operaya uyarlanmış bir şey, yazar eserleri. Sanki böyle hepsinden böyle birleştirip ortaya böyle bir şey çıkarmışlar gibi. Yani biraz Romeo Juliet'ten almışlar, biraz Kurşun Asker'den almışlar, biraz işte o deniz sahnelerinde fırtınadan almışlar. Çünkü o şey de mesela bir yerde... Spoiler'a girdik artık diye var söylüyorum. Şey öldükten sonra, kadın öldükten sonra hayaleti geliyordu ya. O bayağı şeydi, fırtınadaki kadın gibiydi yani. İşte bir de orada söyledikleri de bu arada yani fırtına çıkıyor. Orada mesela işte bir büyü yapacağım diyor. O kızına uyutmak için söylediği ninni de aslında bir büyüden bahsediyor. O da mesela fırtınadan alıntı gibi geldi bana. Yani bunu açıp özellikle bakmadım. Anladım. Ama hani hepsini bir araya getirince sen de şimdi sana da geçmiş aynısı diye tahmin ediyorum. Hani spesifik olarak şu eser şöyle olmasa bile. Aynen. Sanki böyle eski bir metinmiş de tekrar uyarmışlar. Çok çok öyle gibi hissettirdi yani. Bana da öyle geldi. Hikayeden yavaş yavaş biraz daha derin girelim diyorum. Benden mesela bir puanı şeyden alacak. İlal ne dersin bilmiyorum. Normalde işte romantik komedi falan izliyorsun. Ya da bir şey yani ya bir evlilik hikayesi izliyorsun ya bir boşanma hikayesi izliyorsun ya. Burada sanki böyle o Happily Ever After'ı anlatıyor da o happily değil. Yani evet. Mutlu ever after değil. Şimdi gene bir şey durumu var. İşte atıyorum Marriage Story'dan ayıran şey ne bunu? Scenes from a Marriage'dan ayıran şey ne bunu? Bir boşanma hikayesi anlatmıyor. Evet. Şimdi o hikayelerde direkt zaten rüya gibi başlayan bir başlangıç yok. Bunda öyle. Evet. Bunda yani müthiş bir aşkla başladığını görüyoruz. Tutku, süper taraf, iki çift de mükemmel başla, kariyerlerinin zirvelerindeler falan. Onu görüp sonrasında vuruyor bize aslında. O güzel bir şeydi. Ben oradan biraz artı puan verdim. Çünkü hep hayatımda istediğim bir şeydir böyle. Şey yapmadan bana bunu, dramatikleştirmeden, beni üzmeye çalışmadan veya işte ay işte biliyorsunuz evlilik böyle bir şey, rutinleşiyor demeden. Ama hiçbir şeyde tabii ki öyle ömür boyu mutlu yaşadılar. Hikayenin o kısmını ben izlemekten büyük bir keyif duydum. Ama... Aması var. Bebeğin gelişinden itibaren sanki filmde böyle bir ters yüz bambaşka oldu. Bir şeye dönüştü. Evet. Zaten Anette karakterimiz 40. dakikada falan geliyor. Biz o saate kadar bambaşka bir hikaye izliyoruz. Bir çiftin hikayesini izliyoruz. Sonra bebek geliyor ve işler değişiyor. Bebek geldikten sonra bir yandan bu işte hani şeye bile dönüşüyor, çocuğunu kullanan ebeveyn hikayesine bile dönüşüyor ve bambaşka bir şey yani ilk filmin başında gördüğümüz şeyden. Ve 2-3 farklı tema aslında yani en başta böyle bir komedyen sahnesiyle açılıyor, o anlatıyor, aşık olduğunu söylüyor ki bu arada bu da bana şey geldi, neydi kadının adını inan ki hatırlamıyorum, yeni nişanlanan bir Tyler... Bir komedyen var. O da yeni nişanlandığında şovunu böyle açıyordu. Nişanlandıktan sonra yaptığını. Ve orada şey diyordu. Evet nişanlandım. Hani inanmıyor olabilirsiniz. böyle tamamen onun üzerine bir şeyi vardı. Şovu vardı. Acaba dedim hani ona mı laf
gönderiyorlar bir taraftan. Ha. Çünkü sadece ona değil bu arada. Çok komediden evet, yapıyor evet. olabilir sahne şovunda böyle bir şey. Büyük ihtimalle çoğu yapıyor bu arada. Genelde şey özel hayatlarını çok anlattıkları için uzun bir yalnızlıktan sonra böyle bir şey olmuşsa evet sevgilim var ve nişanlanıyoruz, evleniyoruz falan yapıyorlar. O şovu yaparken işte bir taraftan da kadını görüyoruz ya. Kadın da operasını icra ediyor bir taraftan. Ve adam mesela şey diyor, zaten ilk kıvılcımı orada atıyor film. İşte o da opera sanatçısı, biliyorsunuz kutsaldır. Evet. Hani ben şimdi bir tarafta çok kutsal bir sanatı, kutsalmış gibi devam ettiren ve zaten dikkatini çekmişti diyor, kraliçe rolünde evet. oynuyor orada. Bu tarafta da kral, kralın soytarısı, yani gösterinin adı o zaten hani. Ve kötü Henry, Henry McHenry, kötü Henry. Bunlar böyle aşırı Shakespearean isimler. Ben oradan biraz kaptırdım filme. Ama Annette geldikten sonra sanki çok hoşlanacağım tarzda bir film olmadı gibi. Ki bu arada yani filme karşı bir merak duymamın sebebi aslında buydu. Çok normal bir hikaye anlatmadığı için ben evet. fragmanlarını da gördükten sonra falan. Ama yani çok beklediğim gibi bir geçiş de olmadı. Senin için ilk yarısı mı daha güzel ya da Annette gelene kadar kısmı mı daha güzeldi yoksa sonrası mı daha güzeldi? Aslında seyir zevki açısından ilk yarısı biraz daha insanı zinde tutuyor böyle izlerken. Özellikle işte Marion Cotillard'ın da ya iki farklı karakterin bunların aşık olması ve birbirleriyle olan iletişimi daha çok izletiyor kendini. Daha sonra tek bir bireye indirgenince o çünkü Annette'in orada şey bir aktif bir rolü yok aslında. O pasif kalıyor. O kullanılan kişi olarak kalıyor. Bir tek bizim Henry kaldığı için daha sinir bozucu oldu bence ikinci yarı. Ama bu o ikinci yarı kötü demek değil yani. Anladım. Yani bir sormak istedim sadece hani öyle devam etse daha mı iyi olur? Ya öyle devam etse bu arada bittiğinde şey derdim film için. Yani üzerine konuşulmayacak bir film işte. Dümdüz bir film evet, olur. Ben şu an birazcık şey yapıyorum böyle. Beğenmiyorum yani. Evet. Leyli yolmaya çalışıyorum gibi. O yüzden bunu hemen değiştiriyorum ve biraz oyunculardan bahsedelim. Hazır Marion Cotillard demişken. Ben kendisini çok beğendim. Ben de. Ama hani çok yeterince gördüğümüzü düşünmüyorum. Burada kendi sesiymiş sanırım. Evet. O daha önce Edith Piaf'a oynadığı rolüyle Oscar almıştı zaten ve o filmde de yine kendi sesiyle bayağı performans sergiliyordu yani. Ama işte burada opera var ya yani evet. o çok üst bir seviye. Ben hani hiç tahmin etmiyordum. Playback yapıyorlar işte bir Türk film mantığı düşündüm. Ama kendi sesiymiş. Hani evet. bir oradan tabii ki çok takdir etmek gerekiyor. Ama gene de biraz sönük kalmış gibi hissettim. Yani beğendim ama sanki biraz partnerinin yanında evet, sönük kalıyor çünkü evet Adam Driver o kadar parlıyor ki şimdi Marion Cotillard'dan uzaklaşmadan söyleyeyim. Marion Cotillard'ın performansı çok iyi olmasına rağmen hem sahne süresi de daha az olduğu için biraz geri planda kalmış tabii ki. Bu arada ben şeyi de çok beğendim. Simon Holberg sanırım. Öyle mi okuluyor soyadı bilmiyorum. Nereli olduğu hakkında da herhangi bir fikrim yok. O adamın da mesela performansı bana göre. O da mesela ilk yarıda şey ne kadar varsa Marion Cotillard varsa öbür tarafta da ikinci yarıda da o adam vardı. Ama sanki o gene de daha iyi izlenimi verdi bana yani biraz o orkestra şefinin şeyleri. Bir de sanırım yani biraz o diyaloglarını daha çok ifade edebildi belki. Evet. Daha çok fırsat geçti eline. Öyle oldu bence. Ya yani Marion Cotillard'ın zaten ilk yarıda yaptığı şey Adam Driver'a aşık olmak. Evet. Başka bir şey çok fazla yok. Annelik sancılarını da çok az görüyoruz. Sonra kadın zaten plandan çekiliyor. Bu arada o doğum sahnesi izlediğim en iyi doğum sahnelerinden biri güzeldi olabilir. Güzeldi gerçekten. Çok eğlenceli. Normalde hani hep şey olur ya böyle bir acı çeken bir insan görürsün işte ağlayanlar bayılanlar görürsün. Bir de şey mizah döner orada baba 9 doğuruyorum falan mizah da. Burada vardı aynı mizah çünkü çok Adam Driver'lar çok terlemiş falan. Ama işte komedyen olduğu için espri yapmaya devam ediyor. Aynen. Kadını güldürüyor sen de gülüyorsun. Ve adamın eğlenceli bir komedyen olduğu nadir anlardan biriydi. Evet, çünkü diğer sahne gösterilerinde öyle değil yani. Ben oraları kapatmak ve atlamak istedim yani birazcık. Adam Driver, sana şöyle bir soru soracağım. Bu adam özellikle mi böyle insanları oynuyor sence? Çünkü
şey de düşünüyordum filmi açmadan önce. Hani aşk hikayesine girdik. Tamam, farklı bir film olacak gibi gözüküyordu. Ama ben Adam Driver'ı direkt böyle kötü adam olarak izleyeceğimizi düşünmemiştim. Evet. Yani bir tane aşk adam var, başına bir şeyler gelecek diye düşünmüştüm ben sadece. Ben de öyle düşünmüştüm. Ve hani bir an böyle bir sevindim. Aa dedim, ya bak bu Adam Driver'ı bir Kylo Ren olarak gördük. Allah'ın sinirli ergeni yani. Oraları buraya kafa atıyor falan. Böyle bir tip olarak gördük. Ki yani oyuncunun bence bütün yeteneğine hakaret olarak böyle bir şey vardı. Sonra işte daha yeni Last Duel'i izledik. Hmm. Orada bir tecavüzcü manyağın teki olarak gördük. Evet. Biraz böyle bir seviniyordum yani. Ama şu an şey oldu. Yani keşke Girls'deki gibi rolleri oynasaymış. Orada da değişik birini oynuyordu gene. Biraz sakat birini oynuyordu ama en azından iyi bir rol oynuyordu. Ve Girls'den sonra zannetmiyorum iyi ya da normal sıradan birini oynadığını. Sence ya böyle özellikle mi seçiyor yoksa şey mi diyorlar? Senin yüzün çok kötü adam oynamaya uygun. Olabilir. Seni... Olabilir. Şey ya aslında kötü adam değil de böyle biraz anormal ve biraz böyle çabuk yükselen ve biraz bağıran falan böyle çok ani tepkiler. Bu Girls'tan beri var bu arada. Hı-hı. Ben ilk orada tanıdığım için orayı söylüyorum. Mutlaka daha eskiden de oynadığı bir şeyler var. Orada da mesela öyleydi. Yani iyiydi hani şeydi ama çok normal bir konuşma yapılırken birden koşmaya falan başlıyordum. Bir taraftan da hani adamda acaba bir hiperaktiflik falan vardı. Yönetmen anca böyle bir çalışabiliyor yani. Beğendin mi Adam Driver'ı? Beğendim. Bayağı beğendim. Hatta biraz fazla mı olmuş artık şov oluyor bu kardeşim falan demeye başladım yani. İstiyorsan evde otur şey sen de bir tane insight gibi bir şey çek. Evet aynen. Zaten bu arada hani film müzikal olduğu için onun şeyi stand-up'ı Bo Burnham'ın stand-up'larına benziyor. Evet, evet. Yani istemsizce olmuş yani. Adam Driver'dan bir evinde çektiği şey bekliyoruz. Komedi şovu bekliyoruz yani. Komik midir acaba Adam Driver? Bence yani kendisi ya söylediği şeyler komik olmasa bile kendisi belli ki komik bir insan diyorum ya. Ben kesinlikle şeye inanmıyorum yani senaryo metnini sürekli böyle metin yazmazlar adama yani. Bence kendisi böyle şeyler yapıyor. Olabilir. Ne bileyim setin ortasında gerçekten böyle yere yatıp yuvarlanmaya falan başlıyor. Sonra diyorlar ki ne yapalım bu da böyle. Buna uygun bir karakter yapalım bunu hani. Belki şey olacaktı böyle Psycho filmindeki falan gibi bir karakter yazmışlardı da Adam Driver onu çok yapamadı onu, yani. Evet. Bilmiyorum. Çok iyi bir oyuncu bence bu arada. Bence de. Yönetmenlikten biraz bahsedelim. Çünkü biliyorum ki sen daha başka bir filmini de izleyip gene böyle değişik bulmuştun. Bu yönetmenin bir çok popüler Lovers on the Bridge filmi var. Ben onu izlemedim. O sanırım biraz normal bir film. Ama mesela Kutsal Motorlar, ben bunu bir saga çekiyorduk. Anlamadığımız, üzerine çok düşündüğümüz eserler hakkında bir şey konuşuyorduk. Evet, ben o filme örnek vermiştim. O filmi hala anlamıyorum. O filmi herkes çok seviyor. Daha dün Letterboxd'dan baktım. Bütün takip ettiğim herkes 4-5 puan vermiş. Ya film izlemesi mesela bu filmde de öyle birazcık. İzlemesi keyifli ama garip şeyler oluyor filmde. Bir bütünlüğü yok. Farklı farklı sekansların birbiriyle bağlantısı olmayan sekansların birleşiminden oluşuyor falan. Bu filme göre anlaması çok daha zor bir film. Çok saçma bir şey soracağım. Belki burayı sileriz bilmiyorum. Öyle bizim çok alışılageldiğimiz film şeylerinin kalıplarını kullanmıyor yani. Bence o artık yeterince bariz benim gözümde. Yani ben bu Annette'i izledikten sonra diğer filmlerin de böyle olduğunu düşünürüm zaten kafadan bu insanım. Peki bu Fransız deneysel sineması dediğimiz şey böyle bir şey mi oluyor? Böyle bir şey oluyor. Yani yönetmen kendi yetiştiği ekolden bir örnek mi vermiş yoksa böyle değişik bir şey mi yapmak istemiş? Bence kendi ekolünün de dışına taşabilen yönetmenlerden biri bu. Yani biraz sıyrılıyor yani. Çok aslında bahsettik ama ben bu sorunun önemli olduğunu düşünüyorum. Sence fragman ve ismiyle işte önceki tanıtımlarıyla, görselleriyle filmden önce herhangi duyduğun, film hakkında duyduğun herhangi bir şeyle içerik bağdaşıyor muydu? Yani vaat ettiğini veriyor mu sadece bu film? Fragman izlemedim. Bir tek mesela afişini gördüm. Yönetmeni biliyordum. Afişte dalgaların önünde dans eden iki karakter var. Ben daha çok aşk filmi ama kafası yanık bir aşk filmi olacağını düşünüyordum. Ama aşk filmi olacağını düşünüyordum. Bu bir aşk filmi değilmiş. İlk 40 dakikasını saymazsak ki oraya da
bütüne vurduğumuzda orası da sayılmıyor tabii ki yani. Anetti yarat yapmalarındaki şey Hikmet sence ne? Yani ben ilk gördüğümde dedim ki hop bebekte bir gariplik var. Evet. Ama hani belki ben mi göremiyorum ya da işte ilk kez doğduğunda gördük ya hani annesinin karnından çıkmış tabii ki biraz evet. değişik ve uzaylı gibi evet, görünmesini zaten bekliyorum. Büyük kulaklar falan sonra kukla gibi bir şey oldu. Barbie anladık. Bebek gibi bir şeymiş evet, buraları eklemleri aynen. oluyor falan. Ne hissettin onu görünce? Onu görünce dedim ki ne oluyor? ne oluyor? Ve filmi izlediğim süre boyunca onu anlamlandırmaya çalıştım. Ve uzun bir süre anlamlandıramadım. En son Annette bizim adamımız hapisteyken ona göründüğünde gerçek bir kız çocuğu olarak göründüğünde yani. O zaman biraz kafamda bir takım düşünceler belirdi. O da işte o sahneye kadar, oraya gelene kadar Annette aslında bir nesneydi ya babası için. Herhalde biz de hep babasının bakış açısından gördüğümüz için Annette'i o şekilde görüyorduk. Bunu bir sembolik şey yapmak yerine hani bizim anlamamızı beklemek yerine ona evet. nesne gibi bakıyor. Direkt olarak nesne aynen. göstermiş. Özellikle de kuklaya benzeyen hani. Peki şey olsa daha mı? Ama o zaman da çok gözü parmak olurdu herhalde. Mesela Simon Norberg'in karakteri, orkestra şefi hı-hı. olan karakter. O düzgün görseydi de hani biz sadece babanın evet. gözünden. Ama öyle olunca da dedi yani çok göze parmak çok olabilirdi. Göze parmak olurdu, ben evet. bir de bir taraftan şey diye düşündüm onun öyle olmasını. En başta tabii ki işte acaba hayal mi görüyorlar? Böyle hı-hı. bir şey hiç yok mu? Hı-hı. Yani çocuk olmuyor evet. mu? Ne bileyim adam karısını öldürdükten sonra kafasında böyle bir senaryo mu yazdı? Delirdi mi falan yok, diye bu düşündüm. Bu işte yönetmeni önceki filminden bilseydin hı-hı. bunları düşünmezdin. Çünkü sen çok gerçekçiliğe oturtmaya evet, çalışmışsın. Aynen öyle. Aynen. Zaten o şeyde yani şeye kadar bunu sürdürdüm bu arada. Gemi sahnesine hmm. kadar. Gemideki efektler, arka evet. plan, dekor, absürt, hepsi şeydi yani. Evet. Olacak bir şey evet. değil. Ve dediğim gibi sürekli içimden şey geçiyor. Keşke bunu sahnede izleseydim. Evet. Devamlı olarak bunu düşünüyorum. Yani tabii ki bir yabancılaştırma yöntemi olarak çok tutabilir böyle şeyler. Mesela filmin girişinde biliyorsun hani oyuncular geldiler ve birazdan bir hikayeyi izleyeceğimizi evet. Bu hikayenin neyle az çok neyle alakalı olduğunu işte yerinizde oturun dikkatinizi verin falan diye böyle bir uyarı yapıyor. Bu bayağı işte once upon a time demek hı-hı. gibi bir şey. Bir varmış bir yokmuş diyor bize. Şimdi mesela bu gerçekliği yıkmıyor insanın gözünde çok. Sadece sen şey diyorsun birazdan bir şey izleyeceğim. Aynen. Kendini buna hazırlıyorsun. Hı-hı. İyi bile olabiliyor bu yabancılaştırma. Ama oralar geldiğinde, şimdi mesela ben onu sahnede görseydim, bu yabancılaştırma şöyle gerçekleşecekti. Zaten sahneye bakıyorum ve dekor o kadar olabilir. Evet, yani. Aynen. CGI efekt beklemiyorum ben tiyatro aynen. sahnesinde. Ne yapabilir? En fazla iki illüzyona, ışık oyununa falan başvurabilir. Ve onu kabulleniyorsun. Hı hı. Diyorsun ki yani bu zaten yastık. Evet. Yapabilecek bir şeyim yok buna. Bunu göreceğim ben. Ama film öyle başlamıyor yani. Motor çok gerçek, yollar çok gerçek. Evet. Oradaki insanların yüzlerini görüyorum. İnsanlar gerçek. Yarat bebek dışarısındaki her şey gerçek. ama birdenbire dalgalar böyle çizim evet. haline geliyor. Aslında izlerken keyifli. Yani bir dikkatin bir dönüyor o tarafa. Burada evet, bir şey oluyor ama bütünlüğüne oturtamıyorsun. Ne oluyor ya evet, falan evet. oluyorsun gerçekten. Biraz işte o beni şeyden çok yabancılaştırdı. Fazla attı dışarıya yani. Ve ondan sonrası izlemesi biraz zor bir hale geldi benim açımdan. Oraya kadar çok anladım. Büyük bir problem yoktu. Tabii ki bu kadar şeyi söyledik. Az çok insanların kafasında bir fikir oluşur ama yine de bence netleştirmek lazım. Sence neyi seven bu filmi sever? Neyi seven kesinlikle uzak, sevmeyen kesinlikle uzak dursun. Muhabbetin başında da mesela bahsetmiştim ya eski bir metne benziyor diye. Aslında mesela sahnede böyle o çok bildiğimiz o eserlerin böyle operalarını, gösterilerini izlemeyi sevenler bu filmi mesela izlerse zevk alabilir bence. Çünkü gerçekten böyle sahnede de bir şey izliyormuşsun havası veriyor film. Ben buna katılıyorum. kesinlikle yani müzikal izleyeceğiz diye izlenmemesi gereken bir film. Evet. Ben öyle düşünüyorum yani. Şey mesela bakınırken Twitter'da şey gördüm. Filmi henüz izlememiş birisi şöyle bir şey yazmıştı. Umarım La La Land'den daha iyi olur. Bu La La Land'den daha iyi ya da daha kötü şeklinde yorumlanabilecek bir film değil. Hiç alakası olmayan bir film yani. Mesela
ay La La Land izledim, bunun gibi bir film izleyeyim diyorsanız alakası yok bence. Ve kesinlikle aşk hikayesi izleyeceğiz diye de girmeyin. Evet, o da oluyor. Bence şey de yapmamalılar. Yani çok orijinal bir hikaye izleyeceğiz diye de. Zaten evet, hani söyledik de bunu. Çok tahmin edilebilir aslında. Evet. Yani şeyi tahmin etmiyorsun. Filmin tonunun değişimini tahmin etmiyorsun. Ama onu gördükten sonra yani adamın mesela şey orkestra şefini de öldüreceğini zaten tahmin ediyorsun. Bir şaşırtan şey beni annetin orada çıkıp babam katil demesi evet, oldu. Evet, babanı niye ispiyonladın falan. Yarat bebek. Seni yarattılar seni. Literally. Son olarak bir puanlama sistemi bu sefer şöyle soracağım. Soprano'dan 6'ya kaç verirsin? Aa, arada neler vardı? Kadın sesi düşündüm ben. Soprano, mezzo soprano, alto. 3 puan yani. Ha, 3 puan var. 3 puan üzerinde. Tamam, o zaman soprano değil. Yükseldikçe iyi oluyor gibi düşün yani. Sizden... O zaman arayı veriyorum. Mezzo soprano diyorum. Peki. Buradan bütün mezzo soprano kadınlara selam olsun. Aralarda başka sesler varsa özür diliyorum. Ben en temel seviyeden bu kadar biliyorum. Başka bilgim yok. Hatta şey hakkında da hiçbir fikrim yok bu arada. 3 üzerinden 2 vermiş olduk. Ama bu 10 üzerinden 7 anlamına falan gelmiyor. Evet, değil mi yani? Yok, gelmiyor. Ben 6-6.5 gibi, 6.5 bile fazla ama film hani kötü olduğundan değil de gerçekten enteresan bir film yani. Öyle her anıma hitap edebilecek bir film değil o yüzden. 6-6.5 veriyorum onun üzerinden. Hikaye. Ben de mezzo soprano diyerek keşke mezzo soprano bir sesim olsaydı ve burayı öyle kapatsaydım. De. Sizler Annette'yi izleyecek misiniz? Vizyona hazır yeni girmişken. Sinemada çok izlemenizin bir esprisi var mıdır? Pek emin olamıyorum ama gene de dediğim gibi filmi bir sahnede izlesek daha iyi olacağını düşündüğüm için belki o sahne tiyatro sahnesi olmasa bile sinema sahnesi evet, olabilir. Daha iyi olabilir. Daha önce izlediyseniz beğendiniz mi? Bize katıldığınız, katılmadığınız yerler var mı? Yarat bebek ve maceralarını anlatan Annette'yi izledikten sonra yorumlara yazarsanız biz de çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Annette 2. Yarat bebeğin maceraları. Böyle Annette böyle maceralar atılıyor. Şey, o katil oluyor. Kolu çıkıyor falan böyle. Koluyla dövüyor insanları. İşte Annette gerçek bir insan olmaya çalışıyor. Pinokyo falan. Bu şeydi ya.